bizim bir sıkıntımız var, şöyle diyeyim. Benim kızım evli, iki çocuğu var. Damat kızımla bizi asla görüştürmek istemiyor. 10 yıllık evliler. Her zaman olduğu gibi baskı baskı, huzursuzluk. Yani bu insana biz ne yapsak fikri değişmiyor. Ama benim de şöyle bir şeyim var, zihniyetim var. Çocuklarım benim için çok değerli. Olmazsa olmazlarım. Hani onları beri geçen ne karşı iyi niyete davranamıyorum. Dedim ya, çocuklarım benim için çok önemli, çok değerli. Görmeden asla. Ama o da inatla hayır, görüşmeyeceksin, gelmeyecekler, gitmeyeceksin. Ki evinde zaten biz kimsenin bir şeyine karışmayız. Tek derdim çocuklarım huzurlu ve mutlu olsun. Fakat bu böyle bir evlilik, biz ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bayağı bir sıkıntı. Hanımefendi, damat beyefendinin sizi görüştürmeme gerekçesine bazen nişanda, sözde ya da düğünde kız tarafından kırıcı bir cümle duymuş olabiliyorlar. Asla, ya da asla. Ondan dolayı yapıyor olabilirler. Sizde böyle bir asla. Şey var mı? Bunu nasıl açıklıyor? Kızınıza niye, şöyle, hangi gerekçeyi sunuyor? Şöyle Salih Hanım, ben iki tane kız evlendirdim. Evet. İki tane kız evlendirdim. Evet. İkisinde de karşı tarafa asla hiçbir şey, onlar ne istiyorlarsa onu yaptılar. Madem kız veriyoruz değil mi? Sakin, sakin, her şeyi verdim, evlendirdim. Fakat bundan sonra gelişen, bunda diğer damatımda böyle bir şey yok. Bunda diğer çocuklarımda böyle bir şey yok. Bunda böyle bir şey var. Takıntı ve efendim gelenekmiş. Böyle fazla geliş gidiş olmazmış. Öyle bir gelenek ben tanımıyorum dedim yani. Benim kızımla arama gelenek değil, hiç kimse giremez. Fakat inatla devam ettiriyor. Allah Allah, ne enteresan bir gelenek. Bu muhtemelen kayınvalidenin fikridir. Muhtemelen diyorum. Çünkü kayınvalideler oğullarını bu anlamda annesine babasına gönderme, artık sana alışsın, oradan çıktı, orası yok. Asla dinde böyle bir şey yok. Bu yok. Çok yanlış bir şey. Peki efendim, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun efendim, Allah kolaylıklar diliyoruz. Özür dilerim. Estağfurullah. Efendim, bu insan fıtratını zorlayan, insan psikolojisini zorlayan, insanın tahammülünü zorlayan ve insanın helal olan hareket alanını daraltan bir zulümdür. Bunun adı gelenek değil, zulümdür. Bunun adı, kayınvalideler böyle düşün, oğullar nereden bilecek bunun gelenek olduğunu? Büyük bir ihtimalle, yanılıyorsam Allah affetsin, bu kayınvalidenin oğluna dikte etmesidir. Fakat burada ben şunu görüyorum ve çok üzülüyorum. Annen bir şey söyler, bu Allah'a ters bir şey ise eğer, erkek bunu nasıl yapar? Allahü Teala bu beyefendiye sorsa, annesini babasını görme iznini ben veriyorum da sen neden vermedin? Hangi hakla vermedin? Bunu annen söylemiş olabilir. Annenin söylediği ayet miydi? Ayeti dinlemedin, annenin babanın sözünü niye dinledin derse damat bey ne diyecek, ben merak ediyorum. Evet. Allah bize bir akıl verdi, önümüzde bir Kur'an var, helal sınırları belli. Gelenek dine uygun olduğu müddetçe kıymetlidir. Eğer gelenek bir şey söyler, görgülerimiz, adetlerimiz bir şey söyler, din başka bir şey söylerse din önemlidir. Sen bu hayatın hesabını Allah'a vereceksin. Hanımına görenekten dolayı nasıl dersin? Bence işi baştan bağlamaları lazım. Önce gücünüz yetiyorsa bir kurban kestirin niyet tutarak. Ya Rabbi, ben kayınvalideyle görüşeceğim. 10 yıl da çok beklemişler. Yazık. Çok. Şimdi ayda yılda bir, yazık yani. Bunu nasıl yapıyorlar? Allah merhamet etsin. O kayınvalidenin kızı olduğu zaman kesinlikle kızıyla arasında böyle bir mesafe koydurmuyor. Kendisi ana erkil bir aile. Kızıyla görüşüyor, gelinini görüştürmüyor. Bu tam bir zulüm. Gerçekten tam bir zulüm. Kurban kestirin, sadaka niyetlenin, sadaka verin ve kayınvalideye gidin, deyin ki güzel dönürüm, iyilikle ama. Senin kızın sana kaç günde, eğer kızı varsa geliyor. Ben de kızımı görmek istiyorum. Ben kızıma sadece oğluna itaat et, eşine itaat et, eşine saygıda kusur etme, yuvanda mutlu ol diyorum. Bakın, biz sizi ve sizin tercihlerinizi önemsediğimiz için sözde, nişanda, düğünde sizi zorlamadık. Biz istiyoruz ki gençler mutlu olsun. Ben görüştüğüm zaman ben çocuğuma sadece iyiliği için telkinde bulunurum. Senden rica ediyorum, oğlunla görüş, bizim görüşmemize müsaade etsin. O cahil, o toy, o bilemeyebilir. Biz bunu
iki yetişkin insan halledelim. Mesela senin oğlun değil de kızın olsaydı ve seninle görüştürmeselerdin ne hissederdin? Bunu bir bizim yerimize düşünmeni rica ediyorum deyin. Kayınvalideden bağlayın. Ondan önce Allah'tan bağlayın. Ondan sonra damadınızla görüşün. Yavrucuğum din bir şey söyler. Gelinek bir şey söylerse dinin dediği önemlidir. Ben yavruma hasretle hasret duyuyorum, onu özlüyorum. Senin de yarın bir gün kızın olursa, kızını da sana göstermezlerse ne hissedersin? Şimdiden çocuklarının üzerinde düşün bunu. Senden rica ediyorum, bizim görüşmemizi engelleme deyin, iyilikle söyleyin. Daha da olmadı mı? Fetva dairesinden fetva alın ve kendilerine söyleyin. Daha da olmadıysa bilmiyorum. Allah yüreklerine merhamet versin. Allah yardım etsin. Ondan sonra ne yapılabilir? Ondan sonra konuşmak lazım.